Eğer bunu yapmadıysanız belki bağlanabilirsiniz. MetaQuest 3'e versiyon 64 güncellemesi geldi. Peki bu güncelleme ile neler değişti? Aslına bakarsınız baya güzel şeyler oldu ama dikkat etmeniz gereken ki başlıkta da herhalde fark etmişsinizdir ama korkmanıza gerek yok. Hani öyle bir banlama tamamen bir kapatma banlama şeklinde değil ama önemli bir husus var. Bu konu dikkat ederseniz çok daha güzel olacak. Öncelikle hemen başlıyorum. Neler değişti, neler güzel oldu, ne yaptılar, ne gibi farklılıklar oldu hemen değinelim ilk güzel değişimse bir çözünürlük oldu. Yani gerçekten de çözünürlükte bayağı bir artışa gittiler bu güncelleme ile. Normalde dışarı baktığımız zaman yani gözlüğümüzü taktık gözlüğü uygulamanın haricinde dışarı baktığımız zaman birçok şeyi göremiyorduk. Örneğin telefonun mesajlarını görmemiz bayağı bir sıkıntı oluyordu ya da bildirimleri görmemiz bir şekilde çözünürlüğü düşük olduğu için tekstleri yani yazıları da görmemiz biraz sıkıntı oluyordu. Bunun hakkında hatta Quest incelememde bahsetmiştim. Bunda muazzam bir güncellemeye gittiler. Yani gerçekten çözünürlük bayağı bir arttı ve telefon telefonuma, cep telefonuma bakarken gayet net bir şekilde uygulamaları görebildim. Yalnız ya bana gelen mesajları görebilir duruma geldim. Normalde gözlüğü çıkartmak, bakamamak yani bir telefon mesaj geldiği zaman ya da bir şekilde bakmam gerektiği zaman, bildirim geldiği zaman gözlüğümü çıkartmak zorunda kalıyordum ve çıkartıp bakmak durumunda Çünkü görünmüyordu, çok zor gözüküyordu. Özellikle textleri, mesajları hiç göremiyordum. Bu çözünürlük ile muazzam derecede bir bayağı bir artış olmuş. Birebir kendi gözümle gördüğüm gibi netlik mi derseniz tabii ki değil ama gerçekten anlaşılabilir, okuyabilir bir duruma gelmiş. Peki bu güncellemeyi sahip için sadece versiyon 64'te açmanız gereken bir yer var mı? Yani MetaQuest 3'te açmamız gerektirecek bir yer var mı? Hayır yok. Güncellemeyi yüklediğiniz zaman bu çözünürlüğe otomatikman güncelleme kavuşmuş oluyor. İkinci güzel yanı renk kontrastı ve bayağı bir güzel bir şekilde pozlamalar çok netleşmiş diyebilirim. Yani içindeki baktığınız zaman, gözünüzü taktığınız zaman bayağı bir netlemeler iyi. Renk olarak daha canlı daha hemen gözükebiliyor. Daha hoş gözükebiliyor. Tabi her şeyin bir artısı olduğu kadar biraz eksisi de var diyebilirim. Yani şöyle küçük bir eksi. Evet biraz daha karanlık olmuş diyebilirim. Yani çözünürlük arttı ama daha aydınlıkken biraz daha karanlık olmuş gibi çok daha göze batar bir durum değil bu. Bence bu konuda göz ardı çünkü netliği ve çözünürlüğü iyi olduğu için çok daha kullanışlı olmuş diyebilirim. Diğer bir güncelleme ise Type-C bağlantısından mikrofon bağlayabiliyorsunuz. Yani normalde kendi içinde bulunan e, mikrofonu çok yeterli değil. Tabii ki de yani sonuçta bir profesyonel bir mikrofon gibi değil. Ama peki seslerde bunu bir sorun çıkartabiliyor muydu? Evet yani yine bir paylaşım yapıyorsanız bir şekilde bir sesle paylaşım yapacaksınız. Evet net bir şekilde sesinizin gittiğini duymunuz. Biraz boğuktu. E peki bu ne yapabileceksiniz? Yani bir Type-C'den bir mikrofon bağlayabileceksiniz. Mikrofonumuz yani şu an benim kullandığım Rode mikrofon bir Type-C ile bağlantı yapıyor. Yani USB Type-C bağlantısı ile yapıyor. Yani oradan Type-C'ye bağladığınız bir Type-C'den Type-C'ye bağlantıyla bu mikrofondaki sesi oraya aktarabileceksiniz. E bu da güzel bir güncelleme olmuş diyebiliriz. Ha şu da vardı zaten ben de e, diğer kulaklık çıkışın olduğu yerden de mikrofon çıkışını alabiliyordum. Normalde mesela dışarıda çekimlerde kullandığım mikrofon türü Saramonica. Yani bunu kullanıyorum. Bununla bağlantı zaten direkt kulaklık çıkışımdan da sağlayabilirdim. Yani bunu da sağlayabildim. Ama tabii kullandım mı? Çok kullanmadım. Çünkü normalde zaten gözlükle birlikte bir kayıt, ses kaydı yapmıyorum. Ya da bir online bir şekilde bağlanmıyorum. Çünkü bunu ayrıyetten kamerayla çekiyorum ve bunu de ayrıyetten diğer mikrofonla ses kullanıyorum. Çok kullanmadığım bir özellik. Ama kötü mü olmuş? Hayır güzel olmuş. Başta da gelebilirdi. Quest 3'te şöyle bir güzellik de gelmiş. Normalde yatarak kullandığımız zaman yani gözlüğü takıyorum yatarak kullandığımız zaman bazı sorunlar neden olabiliyordu netlemede ya da bir problemler çıkartabiliyordu. Quest 2'de yani Quest 2 kullandığımız zaman uzanma pozisyonu gibi bir e, açıklama vardı. Yani daha doğrusu Quest 2'de bunu kullanabiliyorduk. Bunda böyle bir güncel Quest 3'te böyle bir şey gelmedi. Bunda da gelmiş oldu. Güneni bir güncelleme ile alttaki yatarken kullandığını kullanırken daha kolaylık sağlayabilsin de ve seni algılayabilirsin var. O seçeneği kullanabiliyorsunuz ve işaretlediğiniz zaman uzandığınız zaman kullanabileceğiniz bir moda girmiş oluyor. Her yani bir şey fark etmiyor bunu anlayamayacaksınız. Ancak kullanırken diğer türlü kullanırken ki eksikleri kaymaları maymaları olduğu zaman fark edebileceğiniz bir durum. Bunu da açmanız gerekiyor ama VR gözlüğünüzde. Bunu nereden açabiliyorsunuz? Bunu açmanız için ayarlardan deneysele gitmeniz lazım. Deneyselde burada bir yanında bir tik var. O tiki açarak bu sorunu çözmüş olacaksınız. Bir de şöyle bir sorun vardı. Örneğin mesela kayıt yapıyorum. Yani size yayınlayacağım bir video var, bir oyun var. Deneyim olarak bunu yayınlamak istiyorum. Gözlüğümün kayıt kısmını açıyorum ve o anda bir şey içmek istedim. Ya da ne bileyim bir, birisiyle konuşmam gerekti. E bu konuşmamda gözlüğü çıkartıyorum. Gözlüğü çıkarttıktan sonra e, kayıt alıyorsam kaydı durduruyordu. Yansıtmayı durduruyordu. Ve gözümü tekrar taktığım zaman e, yeniden başlamıyordu otomatik. E şimdi ne oluyordu? Ben bunu yaptıkça farkına varmıyordum. Dalıyordum ki bunu yaptım, yaşadım. Yani bir saat boyunca oynadım, video çektim. Tam bir paylaşım yapacağım, sizinle paylaşacağım. Bir baktım kayıt yok. Tekrar başa döndüm ve tekrar kaydetmek zorunda kaldım. Küçük bir nüans ama bence önemli bir nüans. Yani bunu yaptıktan sonra gözlüğünüzü takacaksınız. Çıkartmanızla rağmen kayda devam ediyor ve tekrar taktığınızda kayıtla devam edebiliyorsunuz. E bu da güzel bir güncelleme olmuş. Şimdi gelelim manşette de attığım ve sizin dikkatinizi çeken bir duruma. Şöyle bir durum var. Aslında normalde korktuğunuz bir durum değil. Yani banlanacağım, şunu yaptım, yanlış mı yaptım, şunu yükledim, acaba beni banlanlar mı falan değil. Yani bunu pek daha bugüne kadar yaşamadım. Yani duymadım daha doğrusu. Ancak şöyle bir banlanma var. Yani versiyon 64'ten sonra özellikle bir yaş güncellemesini meta kesinlikle çok önemsiyor. Yani diyor ki bunun belli bir yaş 3 3 ayırmış. işte çocuk, gençlik ve erişkin olarak bu yaş gruplarına ayırdığı gruplara muazzam bir kısıtlamaya gitti. Yani eğer çocuksa gençse birçok uygulamayı açmıyor. Hatta hesabınızı banlıyor. Yani diyor ki hayır diyor giremezsin diyor. Bu bana açmak içinse böyle girip ayarlardan ayrı yaşım değiştiğim şeklinde olmuyor. Yani o yüzden kendi şeyinize bakın mutlaka. Köyüsü için yazdığınız doğum tarihine mutlaka bakın. Yani üyelikle ilgili doğum tarihine mutlaka bakın. Eğer buradaki doğum tarihiniz küçükse Gerçi olarak yanlış girmişseniz bunu düzeltmeniz için sizden bir kimlik bilgilerini istiyor. Yani bunu düzeltmeniz de mailleşme, tekrar SMS falan şeklinde yani bir destek ekibiyle itibatı girmeniz gerekiyor. Yoksa var olan yüklediğiniz oyunları da kaybedebiliyorsunuz çünkü banlıyorsunuz ve oyunları giremiyorsunuz. Satın aldınız ama oynayabilirsiniz. Bir yanlışlık yüzünden, bir yaş sınırı yüzünden, yanlış bir girdiğiniz bilgi yüzünden. Bunu önemsedim, bunu belirteyim dedim çünkü bunu... Birçok yabancı şeylerde, kaynaklarda bu konuda aktım, bilgi vermişler. Evet demişler ben banlandım niye banlandım ne oluyor işte yüklemedim böyle kötü bir şeyim yoktu işte krekli bir kaçak bir şey yüklemedim ama bir baktı yani yanlış bir yaş girimi girerken ki hatalı bir girim bu sonraki versiyon yükleme ile birlikte böyle bir nedene neden olmuş. Bunun altını çiziyorum, önemsiyorum, uğraşmayın diye söylüyorum. Bu yüzden belirttim. Çok hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım, kısa bir video tuttum her zamanki gibi. VR ile ilgili yine bu şekilde güncellemeyle oldukça bilgi vereceğim. Yeni bir oyun videoları çekiyorum, daha doğrusu Meta Quest'te deneyimleyebileceğiniz birkaç oyun çekiyorum. Takip etmeyi, izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Elimden geldiğince sonucu cevap vermeye çalışıyorum. Bir hata ettiysem afola. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.